Yine içi kesildi. Yeniden hoş geldiniz. Yine kesildi. Evet. Arkadaşlar, üçüncü bölüme hoş geldiniz. Bu gece 3 kez de ancak yapabiliyoruz galiba. Evet. Ama bu Instagram bir şeyler yapıyor. Bir sürü yeni program Doldurunca olmuş olabilir belki. Tam doldurmamıştık ama Allah'tan paylaşmama ve kayıt etmeme müsaade Süper. etti. Hemen yayınladım. Çok Çünkü güzel. gayet güzel Evet, gidiyor. evet. Sizi de çok yormadım inşallah. Yani hiç sorun değil. Gayet güzel. Böyle Anladım. karşılıklı konuşuluyoruz. Evet. Birbirine bir şeyler Sohbet faydamız oluyor. ediyoruz. Çok da keyifli geçiyor. O yüzden. Ben de kesinlikle çok keyifli. Birilerine birazcık olsun faydamız dokunabiliyorsa bu şekilde ne mutlu. Evet. Sevgili arkadaşım Öznur Hanım'ın kendi muayenehanesi var Ataköy'de. Ve tüp bebek tedavisini Acıbadem Hastanesi'nde yapıyor. Orası Acıbadem Üniversitesi zaten laboratuvarı çok harika bir yer. Zaten Özden Hanım da çok tecrübeli bir doktorumuz. Çok keyifle bakın canlı yayınımızı da yapıyoruz. Merak eden olursa ücretsiz ön görüşmemiz var. Peki. İlk muayenemiz var değil Tabii ki. mi Özden Hanım? Niyetle aynen. Kesinlikle Evet. sizin aracınızla gelmiş hastalarımızda ücretsiz ön görüşme ve muayene yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Eğer mutabık olursak inşallah birlikte yol alıp bu güzel serüveni birlikte İnşallah. Hem tüp bebek doktoru, hem psikolog, hem diyetisyen, hepsi bir arada evet, yapacak bir şey birkaç yok. beşi bir yerde diyeceğim. Arada ya sunmak zorundayız. Böyle biraz dediğimiz muayenehaneye girip de ya muayenehaneye siz de biliyorsunuz ki biraz daha hep daha zor hastalar, daha çok Ama çok butik hizmet oluyor. oluyor. Ben o açıdan çok Evet. keyif şey buluyorum. Evet. Yani o yüzden yıpranmış ve zor hastalar geliyor genelde bana. Ve de gerçekten hani işte dinlenmeye ihtiyacı var hastanın. Anlaşıldığını hissetmek istiyor karşısındakinin. Ve dolayısıyla siz de tabii ki hani daha önce ben de yani bir 9 ay öncesine kadar ben bir tüp bebek merkezinde çalışıyordum. Ve dolayısıyla orada tabii ki çok daha fazla hasta baktığınız için kişi başına ayırdığınız zaman daha az olabiliyor. Ve burada daha geniş zaman ayırabiliyorsunuz. Daha böyle butik işler yapıyorsunuz. Ve bu yüzden de zaten de daha zor, daha komplike hastalarla birliktesiniz her zaman. Anlaşıldığını bilmek, belki neyi değiştirebiliriz, birlikte üzerinden geçmek hem hastaya iyi geliyor hem de başarı şansını bir miktar arttırabiliyor tabii ki. Bence de. Bence de çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi İrem arkadaşım diyor ki hocam merak ediyorum. FMF hastasıyım. Tüp bebeği etkiler mi? Tüp bebeği etki etmez ama FMF hastalığınızın bebeğinize geçmemesi açısından yani otozomal resesif şey yani geçişli bir hastalık FMF hastalığı. Dolayısıyla FMF olmayan bir şey hani bir embriyo elde edilip bunun transferi mümkün. Dolayısıyla hani en başta genetik analizli bir tüp bebekle hiç FMF olmayan bir embriyo transferi sağlanabilir. Sizin FMF hastası olmanız gebelik oranınıza etki etmez. Norm yani yaşınızla korele, genetik olarak normalliğiyle korele olarak gebelik oranına gebeliğe ulaşırsınız. Yani FMF hastası olmanız sizin gebe kalmanızda negatif bir etken değildir. Çok teşekkürler. Boncuk Hanım da hocam beni görün lütfen. 28 yumurtam toplandı. 11'i 5. güne gitti. 5A'a 2 tane transfer oldu. Ama doktor yumurtaların çok kalitesizmiş. Ondan olmamış dedi. Ama bu kadar kaliteli embriyo nasıl oluştu? Yani 28 yumurtadan 11 embriyo gayet güzel ya. Yani 5A 2 tane embriyo da Ne kadar tatminsiz bir doktor varmış daha ne olsun değil mi? Allah Allah. Daha ne daha ne olsun? yapayım deseydin, değil Daha mi? ne olsun? Gayet güzel. 28 tane yumurta. Biz 11 tane 5. gün embriyosu o kaç tane tedavide elde edebiliyoruz birçok hastada. Hayal bile Maşallah, kalmaz. maşallah. Maşallah diyoruz. Keyfine bak lütfen. Kesinlikle. Sen yapacağını Aynen yapmazsın. öyle. Bundan iyisi Gerisini olamazsın. işte. Evet. Bundan iyisi nasıl Ama olur, değil mi? olmaz yani. Güzel.
Evet, Adem arkadaşımız diyor ki merhaba hocam, kansızlığın anne ve bebeğe zararı olur mu diye sormuş. Şöyle, kansızlığın anneye ve bebeğe zararı olur mu? Tabii ki olabilir. Yani kansızlık varsa tedavi edilecek. Ek tedavi, demir tedavisi, sebep neyse yerine koyulması durumunda ekstra bir zarar oluşmaz. Ama varsa eğer kişinin demir eksikliği, tabii ki demir tedavisi, ek demir tedavisi veya farklı bir sebep varsa bunun tedavi edilmesi hem bebeğe hem anne açısından faydalı olacaktır. Zaten hani bu en başta tüp bebek tedavisine başlamadan önce değerlendirilmesi gereken parametreler içerisinde kansızlığı olan bir hastaya bu tedavi edilmeden tüp bebek tedavisine başlaması doğru olmaz zaten. Anladım. Teşekkürler. Hocam, tüp bebekte 16 yumurta toplandı. 8 tane hareketli dendi ama 3. gün gelişmedi, döllenmedi, transfer olmadı. Doktor herhangi bir sorun yok, sadece döllenmedi dedi. Neden olabilir, ne yapabilirim diye sormuş. Burada 16 yumurtadan hiç embriyoya gitmemesi anormal bir durum. Çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla burada tabii sperm parametrelerini önemli. Eğer sperm parametreleri normalse yumurta faktörü mü var, sperm faktörü mü var? Yani o kadar basit bir durum değil bu. Bunun güzel Şimdi değerlendirmesi bir önceki doktorumuz 11 yumurtayı beğenmedi. Burada da doktor hiçbir şey yok demiş, değil mi? Ne kadar ya ilginç. 11 embriyoyu beğenmedi. Orada bir sürü yumurta var. Orada embriyoları beğenmedi. Burada Burada 8 embriyo. tanesi döllenmedi. Burada Eşekleri hiç bir şey yok dedi. embriyo. Yok, sizin ayrıntılı değerlendirmeniz lazım. Bu biraz daha değişik bir durum. Karşılaştığımız bir durum bu arada. Hayatım, güldüğüme bakma gerçekten. De Evet. öyle. Yani hani burada 16 yumurtadan hiç embriyo gitmemiş olmak sıkıntılı bir durum. Yani bu Evet. ayrıntılı değerlendirme. Lütfen İstanbul'daysan lütfen bizimle irtibat kur. Tabii. Yani biz olayı daha hafifletmeye çalışıyorum ben. Burada bir mantık hatası var. Biraz önceki iki soruda da. Yani çok fazla yumurta verdiği halde beğenilmemesi. İkincisinde o kadar yumurtadan hiçbirisinin döllenmedi denmesi. Biraz bir iplik hatası var sanki Evet. buralarda bana geldi. Sanki. Evet. O yüzden lütfen irtibat kurun. Bizimle yazışın. Eğer yakınsanız Öznur Hanım'a mutlaka iletişim kurun. Tabii ki. Bir yol alın bence. Şimdi kalbimde umutlar. Merhaba, transfer hazırlığındayım. Tüplerim yok. İki tane embriyon var. Çok heyecanlıyım. Yaş 39. Nelere dikkat etmeliyim? Bir de tüberküloz geçirmiştim çocukken. Çok korkuyorum. Rahim kalınlaşmasına etkiler mi? Diye sormuş. Çok geçmiş olsun hayatım. Çok geçmiş olsun. Evet, tüberküloz muhtemelen tüpleriniz bu sebeple tüberküloza bağlı kaybedilmiştir. Yani bunu zaten siz şu an biliyorsunuzdur. Hekiminiz size söylemiştir. Tedavi sürecinde embriyolar geliştirirken endometrium kalınlığı nasıldı? Eğer endometrium kalınlığı tedavi sürecinin normalse transfer sürecinde normal kalınlığa ulaştırılır. Şimdi bu doğal yolla yumurta geliştirilerek veya verilecek dışarıdan hormon desteğiyle bu sağlanabilir ve veya bir takım alternatif tedaviler de var bu konuyla alakalı bireyselleştirilmiş. Eğer endometriyal katlandığında tüberküloza bağlı bir teker yoksa endometriyum kalınlığı oluşturulur. Onunla ilgili gerçekten çok alternatif farklı tedaviler uygulanabiliyor. Diğer taraftan bu iki tane embriyonuz genetik olarak normalse, genetik analiz yapıldıysa zaten gebelik oranınız iyi olacaktır. Merak etmeyin. Değilse 39 yaşta bir embriyonun normal çıkma ihtimali %25-30 civarında. Genetiğine bağlı olarak gebelik oranınız olacaktır. Yani iki embriyo transferi 25 gibi derseniz %35-40 oranında 39 yaşta iki embriyo transferinden gebelik oranınız olacaktır. Çok teşekkürler. Fatma arkadaşımız diyor ki yaşım 30, AMH 0,81, eşimde dengeli translokasyon var. Bir tane genetik tanı ile PDG ile 6. gün 5
BC kalitesindeydi. Tamam. Ancak tutmadı. Sizce neden negatif oldu demiş. Şimdi şöyle, dengeli translokasyonlarda tabii genetik analizi tüp bebek yapmak gerekiyor. Genetik analizi tüp bebekte genetik olarak normal bir embriyo bulunması durumunda %70-80'lere varan bir gebelik oranımız var. Maalesef %100 değil. %15-20 burada bir fail etme, yani tutmama durumu var. Dolayısıyla bununla alakalı olarak yapılabilecek tedavi, yeniden genetik olarak normal bir embriyo bulunması. Yaşınız 30, bulma ihtimaliniz yüksek. AMH'nız 0,81, evet, yumurta rezervi düşük. Az embriyo elde ediyorsunuz ama yaşınızdan kaynaklı o genetik olarak normal embriyo yeniden bulma şansınız var. Yeniden bulunduğu noktada transferin açısından belki senin yeniden değerlendirilip eksik gidik olabilecek küçük nüansların düzeltilmesi ve daha itinalı transfere gitmenizi öneriyorum. Genetik dışında değiştirilebilecek her şeyin değiştirilip optimize edilmesini kesinlikle öneririz. Çok teşekkürler. %55 mozaik trizomi, 1,5, Yok, edilmem. 21 embriyo dondurulmuş bekletiliyor. Daha iyisi bulunmazsa transfer edilebilir Yok. mi diye sormuş. %55 mozaik transfer edilmez. Yani %35, hadi 40'a kadar evet, ama %55 mozaik trizomiler transfer edilmez maalesef, etmeyin yani. Hüsran olur sonradan. Teşekkürler. Didem arkadaşım diyor ki merhaba hocam, ben pazartesi günü transfer olacağım. Bugün progesterona başladım. Doğal yolla gebelik elde edebiliyorum. Genetik hastalık taşıyoruz. Sizce şansım yüksek mi diye soruyor. Genetik hastalık varsa genetik analizi tüp bebek yapılmıştır muhtemelen. Normal yolla da gebelik elde edilebilen bir hastaysa, yani fertilite ve hani implantasyonla yerleşmeyle ilgili sorun olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla gebelik oranınız genetikte normal olduğu için yaşınızda kolay olarak gayet iyi olacaktır. Merak etmeyin. Evet. İkinci gün embriyosu transfer edildi. 30 yaşındayım. AMH 0,83, 4 yumurta toplandı. Biri gelişti, biri başarısız oldu demiş. Yani ben 2 ve 3. günü, hele 2 ve 3. günü embriyo neyi yapmıyorum. Dünyada yapmıyor. Burada biraz hani bana 2. 3. gün embriyo transferleri birazcık hastayı ve kendimizi kandırmak gibi geliyor. Çünkü yani belli aşamaları atlamamış embriyonun bize genetik olarak normal olmadığını söylüyor zaten. Dolayısıyla burada hani 3. gün embriyo transfer edip başarısız olduğunu söylemek çok da abuk değil yani. İkinci gün embriyo transferi yapılan bir embriyo zaten rahim hiçbir zaman tazedir bu ikinci gün embriyo transferi edildiğine göre. İkinci gün yani çatlamadan 4 gün sonra rahim hazır değil ki, nasıl pozitif olsun zaten yani. Hem rahim hazır olmaz, asenkronizasyon var. İkinci gün embriyo transferini hiç yapılmıyor yani. Ya yapmıyor. Evet. Teşekkürler. Mitokondri enerjisini artırmak için hangi takviye ya da besinler kullanmalıyız diye sormuş direkt. Yani şöyle, bu konuyla alakalı birazcık bahsettiğim derya deniz bir konu. Evet. Sağlıklı beslenmek, artificial gıdalardan uzaklaştırmak, plastiklerden uzaklaşmak, daha sonrasında buğday tüketimini azaltmak, resveratrol, glutatyon takviyeleri, ondan sonra antioksidan gıdalar tüketmek, doğal antioksidanlar nelerde var, reyki meyvelerde vardır doğal antioksidanlar. Yani ne gibi, işte böğürtlen, kızılcık gibi. Yani bunlar böyle böyle, ben de hastalara böyle bir şey söylemek gerçekten çok böyle şey oluyorum. Hani söylemek istemiyorum. Hasta böyle bir şey olunca emin telak geliyor. O yedim olacak şeklinde. Değil yani, daha Evet. hep denge, yani bu bütün olarak değerlendirip dengeli, sağlıklı beslenelim. Ha, meyve, bir porsiyon meyve alacaksak bir avuç mesela böyle bir kırmızı meyve tüketebiliriz. Ama onu ekstradan hem yemeğimizi yiyelim, hem arada öğün yapalım, hem de onu tüketelim şeklinde değil. Daha farklı bu işte renkli meyveleri bizim beslenmemize katalım. Tohumlar tüketelim. Bunların esansiyel yağlardan zengindir ve yine aynı şekilde bu tarz şeylerde faydası olur çok fazla. İşte
Çok da mesela normal bizim beslenme düzenimizde çok olmayan işte keten tohumları, chialar, ondan sonra ayçiçek çekirdekleri gibi, kabak çekirdeği gibi esansiyel yağ asitlerinden zengin tohumların işte salatalarına katılması gibi işte beraberinde işte dişlenmiş buğdayın çıkarılması. Yani bu gerçekten çok bir bütün. Tedavinin en başında bunların hepsinin birlikte yapılması uzun vadede hem sizin bütün cilt sağlığınız hem de genel tedavinin devamlılığı ve başarısını oldukça etki eder. Bu bütün yani. Teşekkür ederim. Beslenmesinden psikolojisine, beraberinde tedavideki doğru yöntemlerin kullanılması bu bir bütün yani. Hepsinin birlikte yürürseniz gebelik oranınız da tabii ki daha pozitif yönde artış gösterecektir. Teşekkür ederim. Evet. Hangi acı bademde işlem görüyor diye sormuşlar. Bunu da ben bu arada belirteyim. Acı Badem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde işlem yapıyor Öznur Hanım. Çift rahim hamile kalınabilir mi? Cevaplayabilir misiniz Kalabilir. demişler. Kalabilir. O şey rahimin kapasitesine bakmak gerekiyor. Eğer birçok çift rahim kendiliğinden doğal yolla gebe kalıp bunu doğumda öğrenebiliyor. Tamamen güzel değerlendirip rahim filmiyle değerlendirip ne şekilde sonlandığına göre değişir. Çünkü çift rahim biraz bileşik bir anomali. Tam olarak yerine koyup, tam olarak haritalandırılıp hastanın durumu değerlendirilmeli, ona göre kararlaştırılmalı. Çoğu çift rahim kendiliğinden gebe kalır. Hocam, pazartesi günü transfer olacağım. Hafif grip olacak gibiyim. Ne yapabilirim diye sormuş. Genelde yumurta topladıktan sonra kadınlarda bir gribal Evet. bir duygu oluşuyor. Bağışıklığı biraz İmmün düşüyor. sistemi düşüyor. Düşüyor. Ya burada tabii süreci etkileyebileceğinden çok böyle ağır yani bir şey ağrı kesici veya işte Nurofen falan hepimiz çok popüler kullanıyoruz grip olduğunuz ama çok kullandığınızı önermem. İstirahat, C vitamini takviyesi. Ondan sonra işte zencefil, zerdeçal, bal, ıhlamur, hepimizin bildiği böyle gripe iyi gelen biraz takviyeler. Parol kullanılabilir. Bu sürece etki etmez. Gebeyken de güvenli bir ilaçtır. Eğer olay sıkıntıya girmediği sürece bunlar da halledilebilir. Ama gerçekten hani bakteri, yani enfeksiyon durumuna geldi. Senin ateşini yükseltiyor. O noktada ilgili doktor görüp kulak burun boğaz doktoru antibiyotik kullanılması gerekir diyorsa orada antibiyotik kullanılması daha avantajlı olabilir. Çünkü beraberinde bir enfeksiyon varken gebelik oranınız düşük olacaktır veya ateş yüksekliği varsa tabii ki gebelik oranını düşürecektir. Tıbbi gereklilik varsa antibiyotik dahi kullanılabilir. Ama hafifse bu dediğimiz şeylerle hepimizin bildiği bu destekleyici tedaviler ve istirahatle atlatmaya çalışalım. Hocam, size nasıl ulaşabiliriz diye sormuşlar. Buraya telefon numaranızı yazalım. Arkadaşlar alsınlar. Benim isim soy ismi yazarak hem Instagram'dan hem Google'dan direkt ulaşabilirsiniz randevu numaramıza. Aynı zamanda Cider Derneği üzerinden de direkt ulaşabilirsiniz. Memnuniyetle sürecinize katkı sağlamak isteriz. Evet. Bize ulaşırsanız arkadaşlar, biz hemen zaten anında iletişim kuruyoruz Öznur Hanım'la. Tabii ki bir Hiç şey yok. Sevgili Ayda, sen lütfen beni görün demişsin. Seni gördük. Benim sağ taraf tüpüm kapalı. Doktor hamile kalma şansın %50 diyor. şimdi tüpün nasıl kapandığına göre değişir. Eğer tüpün tıkanıklığı rahime yakın taraftaysa, rahimde genişleyen tüpte hidrosalpenks dediğimiz durum yaratmıyor ise, yoksa hidrosalpenks proksimalde kapalıysa yani rahime yakın taraftan kapalıysa diğer tüpten gebe kalma oranınız mümkün. Yani o ay yumurta diğer taraftan meydana geldiyse yani tüpün açık olduğu taraftan her kadında aynı bir gebelik oranım var. Ama eğer yumurta tüpün kapalı olduğu taraftan gelirse tabii ki o ay gebe kalma şansınız ortadan kalkar. Evet. Şimdi Yılmaz arkadaşım yaş 30, AMH 0,83. Sizce düşük mü? İkinci denemem başarısız oldu. 4 yumurta toplandı.
Özür dilerim. Bir tanesi gelişti diyor. Şimdi 0,83 AMH, 1,5'un altında düşük bir AMH. Ama burada da yine buna benzer bir hasta az önce sormuş. Belki sizsiniz. 0,8 AMH ile 4 yumurtadan daha fazla bir yumurta bekleriz. Burada ya AMH yanlış ya da simülasyon o ay için, yani tedavi o ay için birazcık gibi, yani yumurta sayısının düşük olduğu bir ayda başlanmış. AMH'sı 0,8 olan bir hastada bir 5, 6, 7, 8 yumurtalar görülebilir. Sonra embriyoya gidiş tamamen orada sperm kalitesi, yumurta kalitesi de hepsi devreye giriyor. Ve dolayısıyla hani burada yani hani yumurta rezervi düşük ama beraberinde sperm faktör vardır. Doğal olarak embriyoya gidiş sıkıntıya Evet. uğrayabilir, sıkıntıya olabilir. Bir iki tane soru daha cevapladım. Ondan sonra sizi artık biraz şey yapalım. Yorduk değil mi Özden Hanım? Yok, Kusura evet, bakmayın. estağfurullah. Şimdi geçen Semiha, tam Semiha'nın sorusunu cevaplarken yayın kaçtı. Lütfen kusura bakmayın, yayını gitti duymadım dedi. Rahim inceliği varmış kendisinde, nasıl düzeltebilirim diye sormuştu. Şimdi bu rahim inceliği işi çok derya deniz bir konu ve burada rahiminde yani endometriyumun bütünlüğünü bozan bir yapışıklık var mı yok mu, bu çok önemli. Ve yoksa eğer rahimi kalınlaştırmaya yönelik kimisinin literatürde olan, kimisinin olmayan, kimisinin ya hastanın onayıyla, yani belki burada yoktur ama rahim inceliği olan hastalar bizim için çok komplike olan hastalar ve bu konuyla alakalı tedavide çok süreçleri ilerlemiş ama endometrium inceliğinden dolayı başarısız olmuş çok hastalar var, karşılaşıyoruz. Ve bunlarla alakalı olarak literatürde deneysel aşamada bir takım şeyler olabiliyor. Evet, onaylı değil ama hasta kabul etmesi durumunda deneyip rahim kalınlaştırmasının nasıl olduğunu görebileceğimiz vaka bazlı şeyler, tedaviler, çalışmalar var. Ama hani ne yapabilirim? Sizin nacizane yapabileceğiniz kendiniz, hani çünkü bu öyle hasta çok görüyoruz. İşte nar suları vesaire tabii ki içebilirsiniz. Nar çok faydalı bir meyve. Evet. İçebilirsiniz. Ama hani öyle hani bir takım şeyler, o tarz şeylerle çok bir çözüm alınamaz ama bu konuyla alakalı rahim inceliği çok ciddi bir sorundur ve biz bu konuyla alakalı değişik ve farklı tedaviler yapmak istiyoruz. Evet. Bu arada bu cumartesi için hemen bir randevu isteği aldım. Birazdan geçeceğim size. Tamam, tamamdır tabii ki. Evet. Tamam. Nurşu arkadaşım der ki merhaba, yaşım 39, spontan olarak 3 tane hamile 3 defa hamile kaldım. Ancak 8. haftada kalp atışı durdu. Sonra genetik tanılı tüp bebek denedik. 7 tane 5. gün embriyosundan hiç sağlıklı gelmedi. Eşim de ben de yapılan tetkiklerde bir sorun bulunamadı. Bir öneriniz olabilir mi? De 3 tane evde gebe kalıp kalp atışlarının düşmüş yani kalbi durmuş olması, üzerine de yapılan genetik analizde 7 tane embriyondan normal gelmiş olması aslında bu hikayeyi çok açıklıyor. Böyle hastalarımız çok var. Bu hastalarda yapılması gereken şey tedaviye devam edip genetik olarak normal embriyo bulunabilmesi. Burada biraz şans devreye giriyor. Bu tarz hastalarda yumurta ve sperm döllendikten sonra gerçekten embriyoya gidişlerde normalin altında normal embriyo elde ettiğimiz hastalar var. Yola devam edecek. Yapacak hiçbir şey yok. Genetik olarak normal embriyo aramaya devam edecek. Peki, şurada bir sorumuz daha vardı. Onu en tüberküloz geçiren bir arkadaşım gene aynı şey yapmış. Transfer yapılacaktı, Aralık'ta toplanmıştı. Bir çıktı, lep işlemi yapıldı, temiz çıktı. 2 ay rahim dinlendirme yapıldı. Şimdi transfer aşamasındaydım. İlaçla tüberküloz geçiren hastayım demiş. Tamam. Rahim kadınlığı ne elde edildi acaba? Yani rahim kalınlığı endometriumda bir hasar yoksa, belli bir rahim kalınlığı elde edildiyse tüplerde tüberküloz hasarı oluşmuş olması rahimdeki gebelik oranınızı etki etmez.
Evet. Tüplerde de hidrosalpenks durumu yoksa, genişleme durumu ve Evet. genişleme durumu yoksa. Son sorumu sorayım Özgür Hanım. Tamamdır. Siz de çok yordum. Hakkınızı helal edin. Hırpaladık. Sizi hırpaladık. Ay. Merhaba hocam. PCOS için bir senedir tedavi görüyorum. 6 aydır çatlatma iğnesi uygulanıyor. Bu ay kimyasal gebelik yaşadım. Ne yapmalıyım? Yani şöyle, kimyasal gebelik, yani bu çok yüksek ihtimalle elde edilen gebelik, embriyo normal olmadığı için böyle bir süreçte karşı karşıya geldiniz. Dolayısıyla yola devam edin. Bir gebelik elde edilmiş olması, ben burada pozitif bile bir şey. Polikistik oversiniz ve evde kendinden yumurta elde edilemiyorsa, yani hani kendinden yumurtlama olmuyorsa, mutlaka hani doktorun size uyarıcı ilaçlarla yumurtlar hale getirilerek gebelik elde edilmeye devam edilebilir. Ama bu süre tabii total olarak değerlendirip belli süreleri geçmemesi lazım. O süreleri geçtiyseniz daha ileri tedavi yöntemlerine geçilebilir. Ama burada bir tane kimyasal gebelik elde edilmiş. Bence yola devam edilir bir müddet daha. Eğer olmaması durumunda o noktada belki başka tedavi yöntemleri düşünülebilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum Öznur Hanım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Harika bir yayındı. Çok değerli bilgiler edindik. Aradan bir şeyleri böyle kesip içip tekrar koyacağım şeye. Bakalım. Sizin yayının azizliğine uğradık ama olsun. Evet, bence gene güzel geçti. Sonradan kendini toparladı Instagram. Bizden değil yani. Yayın aynı yayın. Aynen. Evet. İkimiz de aynı giymişiz, maviş. Evet, gayet iyi olmuş. Nazar değmesin. Bir sonraki... İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Harika bir yayın oldu sayenizde. Çok değerli bilgiler aldık. Teşekkür ediyorum size minnettarım. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Bye bye.